Sessizliği patlama sesi böldü, büyük panik yaşandı. Ceylanpınar'da günlerdir aynı korku hakim. Ceylanpınar'ın karşısındaki Resulayn'da El-Nusra cephesiyle PKK'nın Suriye kolu PYD güçleri arasındaki çatışmalar günlerdir sürüyor. Akşam ateşlenen havan, roket ve uçak savar mermileri yine ilçedeki evlere kadar ulaştı. Bir kişi şarapnel parçalarından yaralandı, öğretmen evine de 3 mermi isabet etti. Sınıra yakın bölgede patlama oldu. O sırada öğretmen evinde bulunan gazeteciler panik yaşadı. Vur, kamera nerede? Vur! Zor koşullar altında çalışan gazeteciler seken mermilerden ve şarapnel parçalarından korunmaya çalıştı. Söndür şunu, söndür. Bazı gazeteciler sınırdaki patlama sonucu seken şarapnel parçalarından hafif şekilde yaralandı. Abi eline gelin bu tarafa. Çatışmalar nedeniyle halk da geceyi diken üstünde geçirirken belediye hoparlörlerinden sık sık sınır hattından uzak durulması yönünde anonslar yapıldı.